Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Bugün sizlere namaz örtülerinde, havlularda daha çok kullandığımız şöyle kalpli bir model var. Onun anlatımını yapacağım inşallah. Hemen modelime geçiyorum. Arkadaşlar bu modeli daha önce ben sihirli halkayla da yaptım ama genelde bir yuvarlak oluşturup da yaparsanız daha güzel oluyor. Bunun için ben makasımı kullandım. Sizde tığ arkaları olabilir. İki tane tığ birleştirerek yapabilirsiniz veya da ona benzer şeylerle. Benim şöyle uç kısmından şöyle bir parmak yukarısında tutuyorum ve 5 kere doluyorum. 2, 3, 4, 5. Doluduktan sonra şurayı İki kere geçirdikten sonra sıkıştırıyorum. Şu şekilde bir halka oluşturdum arkadaşlar. Bu halkanın içerisine 3 tane zürafa yapıyorum. Üç tane zürafa yaptıktan sonra birinci zürafama geri dönüyorum. Bu şekilde ipimizi ne bol ne dar tam üstüne gelecek şekilde bırakıyorum. Birinci zürafamızın içerisine batarak bir arttırma yapıyorum. Hemen ikinci zürafama geçiyorum. Üçüncü zürafama geçip bir zürafa yapıyorum. En son üçüncü zürafamıza geldiğimizde şöyle hemen bir zürafa daha yaparak sayımızı 4'e çıkartıyoruz. Yani baştan ve sondan arttırma yapıyoruz. Tekrar başa geri döndüm. Şu şekilde. Şimdi birinciye şekilde arttırmamı yapıyorum. Devam ediyorum. Sonuncuya geldiğimde tekrar bir arttırma daha yapıp 3 olan sayımız artık önce 4, şimdi de 5 oldu. Bu şekilde başta ve sonda arttırma yaparak buradaki sayımızı şöyle göstereyim. Buradaki sayımızı evet, 9'a kadar çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen 9 yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sayımız 9'a ulaştı. Şöyle 3, 6, 9 tane ipim de bitti. Hem ip eklemesini de göstereyim. Bu tarz modellerde genellikle baş kısmına yani sonda bırakın ipinizi birleştirirken ortalarda bırakırsanız çıkma yapacaktır. Evet ipimi alıyorum. İlk zürafamızın olduğu yere getiriyorum. Buradaki ipimi de getirdim. Şu şekilde şunu ayarlayarak üstüne gelecek şekilde sıkıştırıyoruz. Evet 9 tane yapmıştık arkadaşlar. Şimdi şu arkadakini kesivereyim. Şimdi 4 tane geliyorum arkadaşlar. Artık arttırma yapmıyorum. Devam ediyorum. 9 tane olduktan sonra arttırma yapmıyorum. Devam ediyorum. Evet 4 tane yaptım. Şu şekilde. Şimdi başa dönüyorum. Artık kalp formunu yapacağız. Devam ediyorum. Tekrar başa dönüyorum. 1 2 Şurada yukarıda 2 tane
Zürafamız kalıyor. Hemen şu 1, 2, 3, 4 yapmıştık ya. Şu 5. olan zürafamızın içine şöyle ipimizi iyice getirip sıkıştırıyoruz. Şimdi geriye bu tarafta da kaldı. Bir 4 tane daha zürafamız. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Burayı da aynı şekilde 2 kalıncaya kadar devam ediyorum. Üç. Evet, iki kaldı arkadaşlar. Şu şekilde kalbimizi hazırladık. Kapıyorum. Şuradakini de tam dibinden keserseniz bakın ip eklenmemiş gibi olacaktır. Şimdi bunun dibine tutamadı benim de. İpimizi tekrar düğümlüyoruz. Üç tane daha yapıp bundan üç tane yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şöyle yapılmış halini. Bu şekilde üç tane aynı formatta yapraklar yapıyoruz. Şimdi yeşilini yapacağız. Yeşil yapraklarını. Yeşil ipimizi aldım. Şimdi yine ip kısmına ipimi düğümlüyorum. Şimdi buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Bir, iki, üç tane. Şimdi başa dönüyorum. İnce uzun bir yaprak yapacağımız için şimdi başa döndük. Şimdi hemen ikinci zürafamıza geçerek bir zürafa yapıyoruz. İkinci zürafamızın içerisine tekrar batarak bir zürafa daha yapıyoruz. Ve son zürafamıza geçiyoruz. Yani sadece ortadan arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle sayımızı 3'te sabitliyoruz. Tekrar başa döndüm. Şöyle göstereyim. Hemen ikinciye geçiş yaptım. İkinci de bir arttırma yaptım. Ve üçüncü zürafamıza geçerek yine sabit kaldı sayımız. Burada ise şurada 1, 2, 3. Bu arttırmamız, ortadan arttırmamız 9 oluncaya kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ilerledik. Tekrar başa döndük. Bir, artık ortadan arttırma yapmıyoruz. 2, evet, tekrar başa döndük. Bir kaldı ve o birin içerisine girerek düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde yaprağımızı elde ediyoruz arkadaşlar. Hemen bunun yanına tekrar 3 tane zürafayla bir yaprak daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yapraklarımız oluşuyor. Şimdi siyah ipimi aldım. Kırmızı siyah uyguladım. Demorumuz siyah olduğu için başka renkte uygulayabilirsiniz. Şu an kırmızı kalbimizin olduğu yere bir düğüm attım. Bu şekilde. Sonra şu her araya
girerek etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Buradaki her zürafaya giriş yaparak yeni zürafalar elde ediyoruz. Devam ediyorum. Şu kalp kısmını göstereceğim size nasıl yaptığımızı. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle iki zürafamıza geldik. Hemen birinci zürafamıza geçtik. Şu şekilde. Burada ise şurada hemen yine bir sonraki zürafaya. Daha sonra yine sırayla bütün zürafalarımıza girerek şu şekilde. Şurada en son şu orta kısımda kalan zürafamızın içine şöyle bir düğüm attım. Ve tekrar hemen dibindeki diğer zürafaya geçerek devam ediyoruz. Geldik, burada tek zürafa kalıyor. Devam ediyorum. Sonraki zürafa. Bu şekilde şu alta kadar iniyorum. Şu en alttaki zürafamızdan diğer zürafamıza geçiş yapıyoruz. Bu şekilde şunları kaldıralım. Bu şekilde bütün etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ipim burada. Siyah ipim kaldı. Koparmıyoruz siyah ipimizi. En son şu dip kısma iniyoruz. Koparmıyoruz ipimizi. Çünkü damarlarını yapacağız şimdi. İpimi geçiriyorum. İğneme. Şu hemen yandaki, bitirdiğim yerdeki ortadaki 1-2-3 tane zürafa yapmıştık ya ilk başlarken. Onun ikinci zürafaya geçirdim. Daha sonra 1-2-3-4 5. sırada bir ikinci sıradakine. Bakın. Yani 3-4-5-6 7.'dekinin ikincisine şöyle geçiş yaptım. Daha sonra buradan şu hemen yapmış olduğumuz orta kısımda batmış olduğumuz zürafanın oraya geliyorum. Tekrar ikinci zürafadan batıyorum. Bu şekilde. Tekrar şu 1-2-3-4-5-6-7'li olanın yine şu sondaki değil bir öncekine batarak bu şekilde aynı noktalara yaparsanız damarlarınız daha güzel görünecektir. Yine bunu yaptım. Bir sonrakinin orta kısmına geçtim. Yine aynı şekilde buradan yukarıya 6 indim. Tekrar aynı noktadaki. Evet arkadaşlar, bu şekilde damarlarımız elde etmiş oluyoruz. Bol bırakmayın damarları, çok gerdirmeyin de. Bol bırakınca da güzel olmuyor. Çok gerilince de oyayı gerdiriyor. Bu şekilde. Evet. Arkada hemen şöyle siyah iplerimizin herhangi bir tanesine düğüm atarak damarlarımızı bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kalbimiz oldu. Şimdi ortadaki sarı tomurcuğumuzu yapacağız. Kurtçuklarda
Daha önce de söylemiştim, püf nokta. Küçük iğne kullanın arkadaşlar. Büyük iğne ile güzel olmuyor. Hemen sarı ipimizi alıyoruz. Geçirdim. Şöyle az bırakıyorum şurayı. Şöyle burada yine arkadaki siyah damarlardan bir tanesine şöyle geçiriyorum. Düğümümü atıyorum. Ve öne geçiyorum. Arkadaşlar şimdi size hep şu şekilde yaptırdım. Yani örneği gösterirken bu şekilde, bir tanesini de bu şekilde yapmıştım. Yani sihirli halka ile yapmıştım. Onu da göstereyim, onu da göstereyim diye. Bundaki fark çok bir farklı değil duruşları. Ama ben sanki bunda daha güzelmiş gibi geldiği için öyle yaptım. Ama isterseniz sihirli halka ile de yapabilirsiniz. Çok bir şey değişmiyor. Evet, şuradan hemen öne geçiriyorum sarı ipimi. Bu şekilde. Şimdi şu dolanmasını engelleyeyim. Şu şekilde iğnemi yerleştirdim. Ve şu şekilde şu şeyde kalan iğneden tarafta olan değil de şeyden gelen düğümlediğimiz yeri şimdi dolamaya başlıyorum. 1 2 3 4 sıkı dolayın. 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 tane yeterli geliyor arkadaşlar. Yuvarlak yapacağımız için. Şimdi şu ipimizi çok sağlam tutuyoruz ve alttan bunları çıkartmaya başlıyoruz. Devam ediyoruz. Ve en son şurada şöyle tutup çekiyoruz arkadaşlar. Sarı ipimiz yaprağımızı dolandı. Geçiremedim bir türlü. Evet. Hiç bırakmıyoruz avucumuzun içindekini. Şöyle yatırdık. Sıkmaya devam ediyoruz. Ve başladığım noktaya ipimi geri geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar tomurcum yaptı. Şimdi birkaç yerden şöyle geçerek şey yerden geçiş yaptım. Ben şuradan geleceğim. Belli olmasını istemiyorum çok geçtiğim yerleri, o yüzden. Bu şekilde arkadaşlar. Tutturuyorum. Evet. Şuradan da tutturayım en son. Evet arkadaşlar. En son şuraya da, hatta şu kırmızıyla. Çünkü siyah demor olduğu için siyah iple şeyi gitmesini yapacağım arkadaşlar. Değmedim. Şöyle ikisini de düğümü yapıp kestik mi? Evet arkadaşlar, çiçeğimiz oldu. Şöyle göstereyim. Biraz emekli bir model ama çok şık duran bir model. Denemenizi tavsiye ederim.
Zevkle yapılacak modellerden bir tanesi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.